Merhabalar dostlar. Bugün günlerden 6 Ocak Cumartesi. Şimdi yine filtremize 5 tane hisse takıldı arkadaşlar. Bakın burada aşırı alım bölgesine girmiş hisseler. Bazı arkadaşlar ya dinlediğini anlamıyor ya da arkadaşlar dinlemeden yorum yapıyor. Bakın aşırı alım bölgesi demek gereğinden fazla alınmış hisse demek. Alın anlamına gelmiyor. Aşırı alım hadi aşırı alalım anlamına gelmiyor. Bazı arkadaşlar özellikle böyle anlıyor gibi yorumlardan öyle anlıyorum ben. Yani düşme riski yükselme riskinden daha fazla arkadaşlar. Öyle söyleyelim ben size. Tabi bu önümüzdeki hafta bunlardan sert hareketler beklediğim hisseler hem yukarı hem aşağı ciddi testlere piyasa olacak. Özellikle aşağı yönlü olma ihtimali daha fazla olan hisseler arkadaşlar. Peki neye göre belirlendi? Burada arkadaşlar iki tane indikatöre göre belirledik. Bunlardan bir tanesi Bollinger Bandı, diğeri de RSI arkadaşlar. Zaten ikisinin de aşırı alım bölgeleri var. Sayısal olarak zaten sabit bunlar arkadaşlar. Bundan dolayı dikkat etmemiz gereken bu sert hareketlerde stop loss, zarar kes noktalarımızı belirlememiz gereken yerler diye düşünüyorum. Yani bu yüzden dikkatli olmanız için sizin için faydalıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ha, uyarsınız uymazsınız zaten bundan hiçbir de yatırım tavsiyesi değil. Burada sadece hani riskli olanları paylaşmak istedim. Burada amacımız bilgiyi paylaşmak. Peki baktığımız zaman hangi hisseler bunlar? IGES var. Altın Yunus Çeşme arkadaşlar. Aşırı derecede değerlenmiş bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Hem RSI olarak hem Bollinger Bandı olarak. Diğerine baktığımız zaman Papilyon Savunma Teknoloji ki zaten arkadaşlar buna internet emir demeyeyim de emir yasağı geldi arkadaşlar. Emir yasağı geldi. Daha doğrusu emir tedbiri geldi. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çünkü burada emirlerde kötüleştirme yapamıyorsunuz. Verdiğiniz emri de iptal edemiyorsunuz. İzmir Fırça Sanayi arkadaşlar yaklaşık 2-3 gündür dikkatimi çeken aşırı derecede ve aşırı derecede değerlenmiş bir hisse olarak dikkatimi çekiyor. Onu da söyleyeyim. Can yakma ihtimali var arkadaşlar burada. Özellikle dikkat etmeniz lazım. Ekos Teknoloji de arkadaşlar yeni yeni bu topun ağzına girmeye başladı. Aşırı derecede değerlendirmiş. Bakın burada arkadaşlar hisse düşecek anlamında söylemiyorum. Düzeltme yapabilir tekrar aşağı doğru. Hacimle beraber tekrar hızlı bir şekilde yükselebilir arkadaşlar. Ama burada aşırı derece değerlendiği için ister istemez düzeltme riski yani aşağı doğru inme riski biraz daha fazla gibi gözüküyor. Bu da sonsuza kadar inecek anlamına da gelmiyor. Özellikle söyleyelim buradan. Ve son hissemiz arkadaşlar BMS Birleşik Metal Sanayi. Bu da zaten biliyorsunuz ki hisse gönüllü pay alım teklifi vermişti. Bundan dolayı hisse 24 liradan alabilirim demişti. Hisse 30-31 liraya kadar çıkmıştı. Ve şu aşamada bir düzeltme ihtimali artık gönüllü pay alım teklif tarihi de bitti. Büyük ihtimal arkadaşlar bir aşağı yönlü düzeltme riski biraz artacaktır diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.